işçiler 3 aydır maaş alamıyor adam. Evet. 3 aydır maaş alamıyor adam. Ben olsam ben de çalışmam şimdi. İşçi çalışır mısın? Tabii işçinin maaşını vermezsen işçi bırakıp gider. Burada 49 evet. bina var. Evet. 49 binada burada toplam 50 işçi var. Her binaya evet. bir işçi versen evet. 49 bir tane de çevre düzenlemesine gider. Evet. Yani burada arkadaşlar 3 aydır maaşa belki de yeni almışlardır maaşlarını. Yani sizinki ciddi bir mağduriyet. Ya, bu mağduriyetin çözülmesi lazım. Yani böyle bir mağduriyet çözülmeli. Bunun başka da yolu kısım yok. Kısım bitecek diyorsun. Evet. Kısım bitmiş. Kısım TOKİ teslim edemez. Evet. Asayişin altındaki 2. ayda sözleşmesi bitmiş. Bu adamın 9. ayda bitiyor. O adamın günahı neydi bu adam Şabiyo? Kesinlikle. Ben bunu bir daha söylüyorum burada. Özellikle söylüyorum ki yani bu siyasi bir şey değil. Bu siyasi bir şey de girmesi lazım çünkü gerçekten bir mağduriyet var. Gerçekten bir mağduriyet var. Burada değil mi? Çifte mağduriyet var abi. Evet. Şu işçi arkadaşların da maaşı verilmedi ama onlar da mağdur. Adam i̇şte onu da o zaman ekleyeceğiz. Evet. İşçilerin de maaşları verilmemiş. Onu da sonra ödeyeceğiz. Adam gitti geri geldi. Benim dairemde kalan arkadaşlar var. 10 kişiye yakın. Bu işini yapıyorlar. Bir hafta önce geldik diyor. 3 aylık maaşımı alamadı diyor. Afgan arkadaşları var. Ben konuşuyorum bazen. Yani bu bitmesi için 3 kişiyle 5 kişiyle olmaz. Bir en azından 50-60 kişi olacak. Eğer burayı ciddi alıyorlarsa 3 kişiyle sen burayı nasıl bitireceksin? Yıllarca bitiremezsin. 50-60 kişiyle 3 aylık iş var yok abi. Evet. Normal bir miktar. Yanında çalışan adamlar gibi zaten. Yok. Burada çalışan adamlar olsa 20 kişiden fazlasını görmüyor. Eski sorunca utanıyoruz artık. Diyorlar bizim evimizi vermiyorlar diye. Vallahi verecekler. Alacağız sizin evinizi. Tamam mı? Onları alacağız. Tamam size vereceğiz. Sen orada güle güle oturacaksın. İnşallah. Şuraya söyle. Evinizi ne zaman vereceksiniz? Vekilim hayır bizim benim kendi daireme götürmüşsün sandık kaç taraf 5 katta bitik yok bina komple bitik. Bitik orası. Yok öyle mi? Aşağıda baktıklarımız gibi. Burası orayla aynı ama. Şu kaç taraf kadar da hani tepeker falan takılır. Musluklar da aynı takılır su bile yapıyor yani. Evet. Orada bitmiş. Orada bitmiş abi. Ya aslına bakarsan buranın da çok fazla değil. İki, düzgün bir çalışılırsa 2 ay 3 ayda biter ya. Şurada ne kalmış? Hiçbir şey dışarıdaki olmuyor. İşler sıkıntı. Dışarıdaki işler. Ha? Bağlantılar. Çevre düzenlemesi. Altyapı sıkıntı. Yine mı? Ciddi çalışırsa Kasım olur. Tamam. Şey yapar yani. Evet. Aşağı tarafı altını görmedim de. Yani aşağı tarafı da aşağı tarafı da altta böyle. Ömer. Zaten falan da yapılır. Ya her şey. Daha tesisat yapılacak tesisat var. Ya bu biter ya. Ciddi anlamda şey yapsınlar biter yani. Kasım Ali Ekim'in Kasım'ı bulsun yani. Bitirsin nerede? Birisi versin gelip yapar. Gerçekten bir tarif versene biz o tarifte bunu benim dayanacağız. Kırşehirler hükümet temsilcileri burada çok ciddi bir mağduriyet var. Burası Bağbaşı'nın 3. etap TOKİ konutlarının olduğu yerdeyiz. Başkanım ve mağdurlarımızla beraberiz. Ciddi anlamda bir mağduriyet var. 2017 tarihinde burada inşaatı başlamış olan TOKİ'nin 2019'da teslim etmesi gerekiyordu. Ama teslim etmemiş. Bugün Haziran 2021'e geldik. Hala teslimi olacak herhangi bir konut biz burada görmüyoruz. Ben buradan hükümet yetkililerine sesleniyorum. Buradaki mağdurların hiçbir tanesi milyar değil, der değil. Hiçbir tanesi milyoner değil. Hepsi çok zengin değil.
Bu insanların mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. İstiyoruz ki Beşli Çete'ye yaptığınızı, yandaşlara yaptığınızı, bu mağdurlarımıza daha fazlasını yapmanızı istiyoruz. Ben buradan sesimizi size iletmek istiyorum. Mağdurlarımızın da sesini iletmek istiyorum. İnşallah sesimize kulak verirsiniz.